Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ekranları başında bizi izleyen Rehber Televizyon'un saygıdeğer izleyicileri hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aile Bağları programımız e, muhtelif konularla devam ediyor. Bizi Müslüman olarak yaratan Rabbimize hamdolsun. Bizi kardeş kılan, Allah Resulüne ümmet eyleyen Yüce Rabbimize hamdolsun, şükürler olsun. Bu haftaki Aile Bağları konumuzun e, başlığı, Yaz Kur'an kursları konusu olacaktır değerli kardeşlerimiz. Malumunuz ülkemizde 12 yıllık zorunlu eğitime mahkumiyet söz konusu, mecburiyet söz konusu. Bu da yaklaşık olarak bir yılın 12 ayını almaktadır. Tatillerle beraber saydığımız zaman ara tatiller yani birinci dönemin ara tatili, birinci dönemin sonundaki tatil, ikinci dönemin ara tatili ve ikinci dönemin sonu itibarıyla tatillerle beraber çocuklarımızın gündeminde ailelerimizin gündeminde 9 ay süresi boyunca okullarımız söz konusu ve 17 Haziran itibariyle sevgili yavrularımız, kardeşlerimiz yaz tatili denen okullar için söz konusu olan yaz tatili sürecine girmiş bulunmaktadırlar. Artık sevgili yavrularımızın o minnacık bedenlerin e, sırtlarındaki ağır çantalar hafiflenecektir inşallah. Çocuklarımız okuldan sonraki eğitim öğretim ortamından sonraki süreçte cennetin birer köşesi mesabesinde olan ve bizleri cennete taşıyan aile ortamıyla biraz daha fazla zaman ayıracaklardır. Tabi. Ee, ayet-i kerimede belirtildiği gibi bir işte yorulduğunuz zaman başka bir işe yönelin hakikatimiz vardır. Bizler de e, bir Müslümana boş durmak yakışmaz. Tembellik asla yakışmaz. Hele Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisinde tembellikten Allah'a sığınırım beyanı söz konusu. Bizler de e, tembellikten e, pintilikten, gevşeklikten Allah'a sığınırız ve yaz süreci içerisinde de hayırlı planlamalar, programlar ailece yapma gayreti içerisinde e, olacağız inşallah. Bu noktada özellikle e, daha çok yaz Kur'an kursları, ya da derneklerin, vakıfların, medreselerin, cemaatlerin yaz eğitim etkinlikleri söz konusudur. Bizlerde bulunduğumuz yerlerde, bulunduğumuz ortamlarda mümkün mertebe sevgili yavrularımızın özellikle eğitim hakkı olan yavrularımızın çalışmak zorunda olmayan evlatlarımızın çalışmak zorunda kastım aile geçimini sağlamak zorunda kalan bazı çocuklarımız, gençlerimiz olabilir. Hani kimisinin babası annesi rahmetlik olmuş, aile geçimine katkıda bulunmak zorunda olabilirler. Kimisi ailenin geçim darlığından kaynaklanan ee, hususlardan dolayı aile geçimine katkıda bulunma zarureti söz konusu olur. Ama bu onun dışında ki kardeşlerimiz özellikle başta medreselerimiz, derneklerimiz ve vakıflarımızın yaz eğitim kampları çalışmaları olmak üzere en azında bulunduğumuz mahlenin camisinde bir Kur'an kursu, Kur'an eğitimi atmosferi içerisinde olmak, camilerle haşır neşir içinde olmak bizim için önemli bir husustur değerli kardeşlerimiz. Şimdi e, normal şartlarda dünyanın gidişatına, küreselleşen dünyanın gidişatına baktığımız zaman e, maalesef e, ekranlarımızla vakit geçirmek bizi daha çok ifsat etmektedir. Hele ekran seçiciliğinin olmadığı ailelerde eğer çocuklar ev ortamlarında kalıyorlarsa maalesef ev ortamlarında değer yargılarının tahrifatına maruz kalacaklardır. Kültürel sömürünün tahrifatına maruz kalacaklardır. Bundan dolayı mümkün mertebe zorunlu ekranlarla olan irtibat dışında herhangi bir iş ve işlem varsa, herhangi bir e, görev görülüyorsa, herhangi bir Program izleniyorsa, dinleniyorsa, verimli kullanılıyorsa e, kullanılsın. Bunun dışında ekranların özellikle yozlaştırıcı oyun, eğlence programları, dizileri, bunun dışında e, daha nice ifsat programları söz konusudur. Yüce Rabbim e, muhafaza etsin. Yani e, Çanakkale geçilmez e, hakikatını hep söylüyor tarihçilerimiz. Çanakkale'yi geçmeyen e, dünya sömürüsü artık çanak antenlerle maalesef evlerimizin içine kadar girdiler ve dizilerle de dizi dizlerimizi kırdılar. Bu noktada duyarsız olan Müslüman aileler ümmet için birer problem batağı halindedirler. Ve yaşanan fitne, yaşanan eee tahrifat ahlaki tahrifat ve yaşanan kültürel yozlaşma noktasında bu tür sorumsuz olanlarımız da katkıda bulunmaktadır maalesef bakıyorsunuz kendi evlerinde kendi inanç değerlerine isyankar nesiller yetişebiliyor çünkü hiçbir televizyonun programı masum değildir Sıradan değildir özellikle İslam düşmanlarının ekranları tamamen e, İslam ülkelerindeki ailelerin e, ifsadı için e, programlar icra etmektedirler yani şöyle bir e, anekdotla e, e, durumu belirtirsek şimdi Eskiden yapılan köprülerimiz kemer şeklinde ve demir kullanılmadan, çimento eskiden yoktu kullanılmadan yapılmakta idi ve yüz yıllarca bu köprüler hizmet sunmaktaydı. Savaşlarda köprüleri yıkmak için öncelikle ayak kısımlarına, alt kısımlara saldırılar yapılırken köprüler yıkılmazdı. Ama ortada bir kilit taşı vardır. O kilit taşına vurdukları zaman köprü topyekün yıkılırdı. Biz Müslümanlar için kilit taşı mesabesinde olan önemli değer yargılarımız vardır, önemli hususlar vardır. Aile bu değer yargılarının en kıymetli ocaklarından, yuvalarından biridir. Çünkü e, devamlı bunu sık sık söyleriz ve söylemekte de e, mutluluk duyuyoruz. E, e, evlenen kişi dininin yarısını tamamlamış bulunmaktadır. Geri kalan diğer yarısında da Allah'ın bizim için öngördüğü ilahi müfredat, ilahi program, Kur'an ve sünnet çerçevesinde hareket ettiği takdirde helalleri, halamları bilip haramlardan uzaklaştığı takdirde ve evlatlarını İslami terbiyeye göre yetiştirdiği takdirde evde ve hayat boyu ibadetlerini yerine getirdiği takdirde tabii ki bu kilit taşı değerini muhafaza etmekte işte bundan dolayı ekranlarla ailelerimiz hedef alınmakta ve bir tarafta parçalanan ailelerimiz ya da şiddet yaşayan ailelerimize dönmektedir. Cenab-ı Allah muhafaza etsin. Nasıl ki ailelerimiz bizim inancımız için kiliç Kilit taşı mesabesinde ise ailedeki cennetin ayakları altında olan anne ve cennetin orta kapısı mesabesindeki babanın konumu da kilit konumdur. Burada özellikle babalarımızın ve annelerimizin İslam'ın şiarlarına göre bilinçlenmeleri, kendilerini yetiştirmeleri, çocuklarını yetiştirirken aynı zamanda onları yetiştirme mesuliyetiyle birlikte kendilerini de yetiştirme çabası için içinde olma mesuliyeti vardır. Çünkü anne babanın rızası Allah'ın rızasıyla izah edilmiştir. Madem Yüce Rabbimiz böyle bir ilahi statü tanımışsa bizler de bu ilahi statüyü sahibine has kılalım ve Rabbimizin rızasına göre hareket etme çabası içinde olalım. Allah'ın rızasına göre hareket etmek demek Allah'ın gönderdiği hakikate göre hareket etmek demektir. O hakikatleri öğrenmek demektir. O hakikatleri hikmetin beyan ettiği hakları, hukukları yerine getirmek demektir. Bu da bilmeyen biri tarafından imkansızdır. Bundan dolayı tabii bizim sevgili yavrularımız da evlatlarımız da onların aklı, onların kalbi, onların dimakları da bir kilit mesabesindedir. İfsat olunmaması lazım. Malumunuz bizim inancımız, bizim dinimiz olan İslam Beş ana unsurda eğer uyulduğu takdirde İslam'ın programına yani Kur'an ve sünnete uyduğumuz takdirde beş ana unsurda Rabbimiz bize garanti sunmaktadır. Birincisi din ehmiyeti, ikincisi akıl ehmiyeti, üçüncüsü nesil ehmiyeti, dördüncüsü ee, mal hmiyeti ve beşincisi en önemlisi can hmiyeti garanti altına alınmaktadır İslamla ee, öğrenilen İslamla bu garanti altına alınmaktadır yaşanan İslamla bu garanti altına alınmaktadır yoksa zaman zaman şöyle söyleniyor yani hani İslam beldelerinin haline bakar mısınız yani İslam beldelerinin hali buysa yani bu nasıl bir din Allah'a sığınıyoruz. Sadece var olan bu fetret dönemiyle İslam'ı değerlendirmek, İslam'a yapılabilecek en büyük saygısızlıktır, en büyük haksızlıktır, en büyük hakarettir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ümmet, maalesef e, Rabbine karşı olan sorumluluğunu yerine getirmediklerinden dolayı küfre karşı yenik düştü. Yani küfre karşı başarılı olabilmemizin tek ana şiarı Rabbimizin dinine İslam'ın emirlerini öğrenip onları yerine getirmekle mümkündür. Cenab-ı Allah bu noktada siz benim dinime yardımcı olursanız ben de size yardımcı olurum. Kişi insanlar bulundukları hale göre yönetirler. Siz kendinizi değiştirmediğiniz müddetçe Yüce Rabbim Allah sizleri değiştirmez diye belirtmiştir. Bundan dolayı kişi için çalıştığı vardır, çabaladığı vardır. Allah'ın rızası doğrusunda çalışma ve çabalamak içinde olmak zorundayız değerli kardeşlerimiz. Çünkü bugün eğer küfür, dünya müstekbirliği, sömürü, küresel sömürü hakim olmuşsa Dünyanın hali de ortadadır. Eğer kurtuluş İslam'da olmasaydı bugün dünyada işgal edilen yerler ya da sömürülen yerlerde kan ve gözyaşı olmazdı. Eğer çözüm İslam dışı düzende olsaydı o zaman dünya huzur ve mutluluk içinde olurdu. Ama ne zaman ki dünya İslam'la yönetildi, idare edildi. Kardeşlerim geçmişimizi okuyalım, tarihimizi okuyalım. İslam'la birlikte olduğumuz dönemlerde bugün bölük pörçük devletler yoktu. Sınırlar kaldırılmıştı. İnsanlar üç kıta arasında özgürce dolaşabiliyorlardı. Zaman zaman ifsat sebebi olan bazı insanlar bazı sözde düşünürler aydınlar Bakıyorsunuz Cenab-ı Allah'ın merhametini sorgulamaktadırlar. Adaletini sorgulamaktadırlar. Efendim Afrika'da insanlar açlıktan ölüyorlarsa Allah'ın merhameti bunun neresinde deyip Allah'a savaş açan bu nankör insanlara şunu söylememiz lazım. İslam hakim olmuş olsaydı oradaki insanlar aç kalmazlardı. Dünyanın sömürü zalimleri, dünyanın müstekbirleri, dünyanın sömürgeci ülkeleri oraları işgal ettikleri için onların yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürdükleri için o insanlar açlık içindedirler. Bu da gayretullah'a dokunmaktadır. Bizler burada yüce Rabbimizin merhametini sorgulamak yerine kendimizin zalimlere seyirci kalmamızı sorgulamamız lazım. Zalime, zulme boyun eğişimizi sorgulamamız lazım. Cenab-ı Allah mazlumların iktidar olmasını istiyor. Mazlumların müstekbirleri, zalimleri yenmesini istiyor ve dünyaya hakim olmasını istiyor. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve peygamberleri göndermiştir. Ne zaman biz Kur'an'ı müfredat, peygamberleri de kendimize önder ve rehber edinmişsek o zaman... Evet hakimiyet İslam'da olmuştur. İki cihanın saadeti de elde edilmiştir. Onun için Allah'ın verdiği akılla Allah'a savaş açan bu zalimlerden kurtulabilmek için özellikle inanç değerlerimizi öğrenmek ve Kur'an'ın programı önünde Kur'an öğrenimi hakikati ve Resulullah Efendimizin sünnetini öğrenme Kulluk hakikatlerimizi öğrenme mesuliyetimiz vardır. Bundan dolayı kıymetli kardeşlerimiz özellikle bu yaz aylarında sevgili yavrularımızın gideceği eğitim ortamlarında seçici davranalım. Göndereceğimiz yerdeki hocalarımız, seydalarımız, gençlerimiz, kardeşlerimiz gerçekten üzerine düşeni yapıyorlar mı? Yapacaklar mı? Ve bu noktada bizler de yalnız onlar, onları yalnız bırakmayalım. Mümkün mertebe o tür ortamlarla irtibat halinde olalım ve buraya giden kardeşlerimizi de destekleyelim. Özellikle bu tür ortamların varsa ihtiyaçlarıyla da hemhal olmaya çalışalım. Çünkü bizim bu konudaki duyarlılığımız Allah'ın izniyle e, batılın bertaraf olmasında e, büyük bir ilahi ikramdır. Eğer biz görevimizi yerine getirmezsek bizim adımıza bizi ifsat ederek görevler farklı şekilde yerine getirilmekte ve bizler de hep şikayet eden zavallılar konumunda kalacağız değerli kardeşlerimiz. O açıdan değerli kardeşlerimiz özellikle ee, bir tarafta e, ahlaki değerlerin e, yozlaştığı, diğer tarafta pahalılığın olduğu bu dönemde biz Müslümanların boş durması e, şık değildir, yazıktır, günahtır, israftır, sermayemizi tüketmektir e, bu hususta. Ee, Müslümanların inanan insanların bilinçli ailelerin mutlaka daha planlı daha programlı daha yüksek hedefler belirterek Öncelikle Rabbimizin bizi yaratılış gayesi olan kulluğumuzu layıkıyla yerine getirme çaba ve gayreti içinde olmanın ciddiyetiyle zamanımızı verimli geçirmeliyiz Zaman ilahi bir sermayedir. Akıl ilahi bir sermayedir. Allah'ın verdiği bütün bu uzuvlar ilahi bir sermayedir. İyi ki bizler insan olarak yaratılmışız. İyi ki bizler Müslümanız. Bunun şükrünü eda etmek mecburiyetindeyiz. Farkındasınız. Hayvanlar bile çırpınmaktadır kendi yaşamlarını idame ettirmek için ve hayvanların bile hayvanların büyük bir kısmı bile insanlar için hizmet görmektedirler arıların bal yapması ki vahiy ile sabittir ineklerin süt vermesi Allah'ın verimli toprağının ekilen tohumlarıdan ürün vermesi dünyanın yaratılış gayesini ortaya koymaktadır Allah yeri ve göğü biz insanlar için yaratmıştır ve insan ların da Allah'ın sunduğu nimetleri en iyi şekilde elde etmek ve en iyi şekilde bundan istifade etme sorumluluğunu yerine getirmelidir değerli kardeşlerimiz. Evet, vaktimizi planlamalıyız kardeşlerimiz. Mümkün mertebe yüce Rabbimizin ilahi düzenine göre gece israat vaktidir. Eğer anormal özel durumlar yoksa biz genellikle sohbetlerimizde genel konulara değiniyoruz. Özel durumlar özel şartlar dahilinde değerlendirilir. Gece israat içindir kardeşlerimiz günde beş vakit ibadet zamanıdır İbadet zamanı aynı zamanda bir dinlenme vaktidir secde vaktidir kulluğun en muhteşem vaktidir e, iki namaz arasında yapılan işlerin muhasebesi vaktidir muhakemesi vaktidir kardeşlerimiz. Bu aynı zamanda eğer o secdeler Allah için yapılıyorsa Cenab-ı Allah'ın büyük günahlar hariç iki namaz arasındaki küçük günahlarımız da silinmektedir. Allah'ın bize sunduğu bir nimettir. Dolayısıyla istirahat vaktimizi layıkıyla yerine getirmemiz, ibadetlerimizi vaktinde yerine getirmemiz en iyi mekanlarda camilerimizde evlerimizde cemaatle yerine getirmemiz hayatımızın daha bereketli geçmesine vesile olmaktadır kardeşlerimiz. Çocuklarımızı göndereceğimiz yerlerde hangi noktalarda hangi inanç değerleri noktalarında eksiklikleri varsa özellikle o alanlarda sevgili yavrularımızın eğitim almaları hususunda şahsa özel tedbirler alınmalı. Eğer bizler şahsa özel kişiye özel tedbirler almazsak e, emrimiz mahiyetimiz altında olan sevgili yavrularımız hususunda mesuliyet altındayız. Yani bir işe gitmek ayrıdır ama o işi layıkıyla yerine getirmek, o işin hakkını vermek, ihtiyaç duyulan işi yapmak daha büyük bir mesuliyettir. Onun için inanan insanın yaşamı kaliteli olmalı ve özellikle yapacağı iş ihtiyaca binaen yapılmalı değerli kardeşlerimiz. Evet farz-ı ayın olan ilimleri öğrenmek zorundayız. Yani bizler Allah'a secde ediyorsak ibadetimizi sağlıklı bir şekilde yapmanın gereği olan bilgileri öğrenmekle mükellefiz. Bu farz-ı ayındır. Bu tabir caizse bir cenaze namazına dahi benzemiyor. Yani cenaze namazına belki katılmayabilirsiniz mazeretin olduğu takdirde ama namaz kılmadan olmaz namaz her ferdin mesuliyetidir haramdan kaçınmak her ferdin mesuliyetidir bu noktada Allah'a kulluğun gereği olan hakikatleri bizim öğrenip yerine getirmemiz gerekir. Anne ve babalar evin ihtiyaçlarıyla, rızkıyla uğraşırken diğer tarafta da evlatlarını yetiştirmenin bilgisini ve bilincini elde etmeli. ilgili uzmanlar, ilgili sohbet halkalarında ve öte tarafta da evlatlarını da en donanımlı şekilde yetiştirecekler ki zaten atasözüyle de sabittir. Armut dibine düşer. El eli yıkar, el döner yüzü yukarı eğer layıkıyla evlatlarımızı yetiştirmezsek soframızda yetişen evladımız vallahi bize isyan edecektir. Ve demek ki biz isyan eden bir evladı hak etmişizdir. Görevimizi yerine getirirsek bizler ağır imtihanlara maruz kalmayız. Cenab-ı Allah peygamberlere yüklediği ağır imtihanları bize yüklemez. Rabbimiz merhamet sahibidir. Bizim yani kişi için çalıştığı var, yaptığı var. Yaptıklarımızın karşılığını Allah bizlere bereketiyle vermektedir kıymetli kardeşlerimiz. O açıdan değerli kardeşlerimiz evlatlarımızı mutlaka medreselere derneklere, vakıflara, Kur'an kurslarına bize en yakın olan ya da uzaksa en verimli yerlere göndereceğiz. Çünkü bizim evlatlarımız noktasında, neslimiz noktasında takva sahiplerine önderler yetiştirmemiz lazım. Takva sahibine önderler yetiştirmek için o tür ortamları tercih etmemiz lazım. Malumunuz Furkan suresinin 74. ayetinde yüce Rabbimiz onlar şöyle seslenirler şöyle Allah'ım Rabbim bizi eşlerimizi ve çocuklarımızı e, göz aydınlığımız kıl ve takva sahiplerine de önderler eyle şimdi bunun gereğini bizler yerine getirmekle mükellefiz değerli kardeşlerimiz dünya nimetlerinin olduğu ilahi bir sofranın e, mesuliyeti de vardır her nimetlerden faydalanırken her nimetin imtihanı da kendi cinsindedir e, evladı olmayanların ızdıraplarına bakınız e, dualara ve e, bir evlat sahibi olmak için çırpınışlarına bir bakar mısınız? Allah evlat nimeti vermişse evlat imtihanı da vardır. Allah zenginlik vermişse onun imtihanı vardır. Makam vermişse onun imtihanı vardır. Sağlık vermişse onun imtihanı vardır. Her imtihan kendi nimetinin cinsiyledir. Değerli kardeşlerimiz Rabbim imtihanlarıyla barışık olan ve imtihanlarının gereğini yerine getirirken Allah'ın rızasını gözeten kullarından eylesin. Rabbim ailemizi ve aile içinde yetiştireceğimiz evlatlarımızı iki cihanın saadetine vesile kılsın. Değerli kardeşlerimiz, bir aile bağları programının da sonuna geldik. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.